Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl İlçe Kadın Kolları Başkanlığı seçimi yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl İlçe Kadın Kolları Başkan belirlemek için kongreye gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Kadın Kolları Başkan adayı Seyhan Ekistar adaylık açıklaması gerçekleştirdi. Başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol yaptığı açıklamada kongreler demokrasi şenlikleridir. Kütahya'da Cumhuriyet Halk Partisi Kadın kollarında ilk kez çoklu adayla seçime gidiliyor. Bu partimiz adına çok güzel bir gelişme. Kardeşçe, demokratik bir seçim süreci geçirmeyi diliyoruz. Hangi adayımız kazanırsa kazansın, tüm kadınlar olarak partimiz için çalışmaya devam etmeliyiz. Kütahya yerel seçimlerde değişim dedi. Bizler de bu onurlu güvene layık olarak var gücümüzle çalışacağız. Gençlerimizi ve kadınlarımızı partimize kazandırarak hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Bugün Merkez İlçe Kadın Kolu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Seyhan Ekistaş'a başarılar diliyorum dedi. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Kadın kolları olarak kongre sürecinin başladığını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkanı Sevinç Şenol, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin en zorlu dönemlerinde dahi demokrasinin teminatı olduğunu belirtti. Kadın kolları Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinin çoklu adayla yapılmasının demokrasi adına çok güzel bir adım olduğuna değinen Sevinç Şenol, başka adayların da olabileceği sinyalini verdi. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Hep birlikte partimizi iktidara taşıyacak kadar ilerlemeye devam edeceğiz şeklinde konuşan Şenol, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaraşan demokratik bir seçim diledi. Demokratik bir seçim atmosferinde tüm adaylara başarılar dileyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Merkez İlçe Başkanı Zeliha Sarı, belediye seçimlerinde başarılı olduk, iktidara yürüyoruz. İllaki adaylar çıkacak. Keşke daha çok aday olsa, daha çok yarış olsa bu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim zenginliğimiz şeklinde konuştu. 74 yıl sonra hep birlikte çalışarak Kütahya Belediyesi'ni kazandıklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları Merkez İlçe Başkan adayı Seyhan Ekistaş, bu başarıda katkım olduysa bu benim için en büyük gururdur. Partimi en iyi şekilde temsil etmek, aktif bir şekilde çalışmak ve partimizi iktidara taşımak için Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanlığı'na aday oldum. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve politikaları doğrultusunda partimizi iktidara taşımak için elimden geleni yapmaya söz veriyorum. Çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Tüm kadınlarımızın desteklerini bekliyorum dedi. Demokrasinin teminatı olan bir parti. Ülkemizin tarihine baktığımızda en zorlu dönemlerde de demokrasinin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Ve burada da kadın kollarımızda bu sefer çoklu bir seçim olacak. Bu da demokrasi adına çok güzel ve motive edici bir adım. Başka adaylarımız da olabilir. Onlar da desteklerini isteyecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yarışan demokratik, güzel bir seçim olsun. Bu seçimin kaybedeni olmayacak. Hep birlikte partimizi iktidara taşıyana kadar bütün kadınlar olarak ilerlemeye devam edeceğiz. Sevinç Başkanım da dediği gibi demokratik güzel bir seçim olsun. İktidara yürüyoruz. Hani biliyorsunuz belediye seçimlerinde çok başarılı olduk. Adaylar illaki çıkacak. Keşke 10 tane, 15 tane aday olsa, yarışsalar. Bu bizim zenginliğimiz. Ben bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. 74 yıl sonra hep birlikte çalışarak Kütahya Belediyesi'ni kazandık. Bu başarıda katkım olduysa bu benim için en büyük gururdur. Partimi en iyi şekilde temsil etmek, aktif bir şekilde çalışmak ve partimizi iktidara taşımak için Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanlığı'na aday oldum. Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve politikaları doğrultusunda partimizi iktidara taşımak için elimden geleni yapmaya söz veriyorum. Çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içinde seçim gerçekleştireceğiz. Tüm kadınlarımızın desteklerini bekliyorum.